Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hücceti ibnil hasen. Salavatuk aleyhi ve ala abai fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a. Veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinehu arzaka tev'a ve tumetti'ehu fiha tevila. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Abdestin kurallarından bir tanesi de abdestin tertiple yapılmasıdır. Tertip demek düzen demektir. Kur'an-ı Kerim abdestin tertibini bize açıklamıştır. Yani sıralamasını, ilk önce nereyi, daha sonra nereyi yıkamamız gerektiğini veyahut da meshetmemiz gerektiğini Kur'an bize anlatmıştır. Maide suresinin 6. ayetinde Allah tebareke ve teala ilk önce yüzün yıkanması gerektiğini söyler. Daha sonra dirseklerle beraber kolların yıkanması gerektiğini söyler. Daha sonra da başın ve baştan sonra da ayağın, ayakların üzerinin meshedilmesini söyler. Buna sıralama denilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir sıralamadan bahsetmiştir. Bizim de o sıralamaya dikkat etmemiz gerekir. Ama şunu da söylemek gerekir ki bazen insan tercümeye bakıyor ve tercümelerde, Kur'an tercümelerinde örneğin ayağın yıkanması gerektiğini yazıyor tercüme. Bu Kur'an değildir. Bu kişinin mezhebine yönelik şahsi yorumudur. Dolayısıyla da bazen soruluyor bize ki Kur'an-ı Kerim'de farz-ı misal ayakların yıkanması gerektiğini söylüyor. Biz cevaben diyoruz ki o kişinin şahsi tercümesidir. Yani Kur'an öyle demiyor. Kişi ayeti öyle anlıyor. Bu sadece abdest ayetinde değil, birçok ayetler de böyledir. Kişi dolayısıyla tercüme ile yola çıkmaması lazım. Sadece Kur'an tercümesini okuyup ben dinimi öğrendim, öğreniyorum diyemez. Kur'an bize tek başına bizim onu öğrenmemiz, daha doğrusu şöyle kuralım cümleyi, bizim Kur'an'ı hadissiz çözebilmemiz mümkün değildir. Kur'an bize yeterlidir demeyelim de, bizim Kur'an aslında yeterlidir ama o Kur'an'ı çözebilmek için hadise ihtiyacımız vardır. Hadis, yani Allah Resulü'nün ve onun ehli beytinin Kur'an'ın ayetlerini bize anlatması, o kapalı ifadeleri bize söylemesi. Dolayısıyla da Kur'an yeterlidir. Ama bizler, sıradan, bizi gibi sıradan insanlar Kur'an'ı, mesajını anlayabilmemiz için mutlaka hadislere ihtiyacımız vardır.
Kişi sadece Kur'an tercümesini okuyarak ben dinimi tamamen öğrendim diyemez. İki sebepten dolayı diyemez. Birincisi, Kur'an'ın içinde dinin teferruat konuları geçmemiştir. Geçmediği için kişi teferruatı bilemeyecektir. Bilemeyeceği için de yanlışlığa düşebilecektir. İkincisi de tercümelere dikkat etmek gerekir ki tercüme yapan kişi kendi ideolojisi doğrultusunda Allah'ın ayetlerini yorumlamaktadır. Tercümeyi o şekil yapmaktadır. Yani kendisi bir ideoloji oluşturmuştur kafasında, bir yol oluşturmuştur. Kur'an ayetini de tercüme ederken kafasındaki o ideoloji doğrultusunda ayeti tercüme ediyor. Çünkü ayetler buna müsaittir. Buna müsaittir. Dolayısıyla da kelime oyunlarıyla, kelimelerin yerini değiştirerek böyle bir durum söz konusu olabilir. Kur'an-ı Kerim bizlere ilk önce yüzümüzü yıkamamızı söylemiştir. Daha sonra kollarımızı yıkamamızı söylemiştir. Ama hangi kolumuzdan başlayacağımızı dememiştir. Kolunuzu yıkayın diyor. Peki soldan mı başlayalım, sağdan mı? Bu konuda bir şey dememiştir. Biz bu konuyu çözmemiz için mecburen bakacağız Hazreti Resulullah'ın uygulamasına ve Hazreti Resulullah'ın sözlerine. Hazreti Resulullah'ın sözlerine baktığımızda Hazreti Resulullah yüzünü yıkadıktan sonra sağ kolunu yıkar, daha sonra sol kolunu yıkıyor. Ve yine başınızı bir kısmını mesedin diyor Kur'an-ı Kerim. Peki hangi kısmını? Başımız bizim dörde hatta beşe ayrılır. Yani yüz kısmı, yan kısmı, arka kısmı, bir de üst kısmı. Bizim başımızı mesh etmemiz gerekiyor. Kur'an diyor başınızın bir kısmını mesh edin ama neresini mesh edelim? Bunu demiyor. Biz peki Kur'an demiyor diye canımızın istediği bir yerini mesh edebilir miyiz? Hayır. Teferruatı öğrenmemiz için mecburen Peygamber Efendimizin ve Ehl-i Beyt'in uygulamasına bakacağız. O uygulamaya baktığımızda Peygamber Efendimiz bize başın üst kısmını, yüzün hemen üzeri olan üst kısmını, yani gökyüzüne bakan kısmını meshetmemizi söylüyor. Bu da yine teferruatta, Kur'an'da geçmeyen bir teferruat. Daha sonra ayaklarınızı meshedin diyor ama ilk önce hangi ayağımızı meshedeceğiz? Ayağımızın neresini meshedeceğiz? Ne kadarını meshedeceğiz? Bu konuda fazla bir ayrıntılı bilgi yoktur. Ayaklarınızın çıkıntısına kadar meshediniz. Bunu topuklarınız olarak da tercüme edilmiştir. Bizim topuk dediğimiz şeyle Kur'an-ı Kerim'deki geçen örneğin topuk, o orada anlatılması gereken yer aynı mıdır? Bizdeki topuk ayağın tam arka kısmı olan yerdir. Yani genelde topuk denildiği zaman halkın içinde hemen anlaşılan şey orasıdır. Ama bizler nereye ediyoruz? Ayağın üst kısmındaki o üst çıkıntısına kadar mesh ediyoruz. Bu ayrıntı da yine Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ama bu sıralama gelmiştir. Yüz yıkanır, kollar yıkanır, başa mesh edilir ve ayağa mesh edilir. Buna sıralama denilir. Buna tertip denilir. Ve bu tertip bozulur ise abdest de bozulur. Yani bir kişi yüzünü yıkamadan,
kolunu yıkarsa, daha sonra yüzünü yıkamadığını unutur da, daha sonra yüzünü yıkarsa bunun abdesti bozulur. Yani kişi şöyle diyemez ki, ya örneğin abdeste başladı ve kollarını yıkamaya başladı. Daha sonra yüzünü yıkamadığını anladı. Dur o zaman yüzümü de yıkayayım ve yüzünü yıkadı. Başka da bir şey yapmadı. Başına mesverdi, ayaklarına mesverdi. Ben yıkanması gereken her tarafı yıkadım diyemez. Neden? Çünkü sıralamayı bozmuştur. Sıralamayı bozmuştur. Aklına daha sonra gelirse tekrar başa dönmeliydi. Yani tekrar yüzünü yıkadıktan sonra kolları tekrar yıkamalıydı kişi. Yine örneğin abdest alıp bittikten sonra başına mes vermediğini anlarsa kişi, bilirse ki başıma mes vermedim ve ayaklarına mes verdikten sonra bunu anlarsa, sadece elini başına çekmesi yeterli değildir. O bir tek oraya eksik kalmıştı, işte onu da yaptım, artık bitti diyemez. Çünkü başın mesi ayaklardan önce olmalıdır. Dolayısıyla da abdestten sonra, yani ayaklarına mes verip bittikten sonra, abdest bittikten sonra başına mes vermediğini anlayan kişi, sıralamayı bozmamak için başına mes verdikten sonra tekrar ayaklarına mes vermelidir ki sıralamayı bozmamış olsun. Sıralamayı bozmamış olsun. Veyahut da sağ kolunu yıkamayı unutan biri, sol kolunu yıkadı ve başına mes verdi, ayaklarına mes verdi. Bir anladı ki koluna, sağ koluna mes yıkamamıştır. Abdestten sonra sağ kolunu, sadece sağ kolunu yıkaması yeterli değildir. Yani şöyle diyemez ki, benim sağ kolum yıkanmamıştır, şimdi daha onu yıkıyorum, artık bitti diyemez. Neden? Çünkü sağ kolunun bir sıralamada yeri vardır. O yer neresidir? Yüzden sonra yıkanmasıdır. Dolayısıyla da bu adam tekrar yüzünden başlamasına gerek yok. Yüz yıkanmıştır. Sağ kolunu yıkayacaktır. Sol kolunu yıkayacaktır. Başına ve ayaklarına mes verecektir. Yani yıkamadığı veyahut da mes vermediği uzuv hangisi ise onu sırasında korumalıdır. Onun sırasını çıkartıp öne veyahut da arkaya getiremez, koyamaz. Sıralama abdeste kuraldır, şarttır. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in bize bir emridir. İkinci olay, abdeste muvalat dediğimiz, yani abdest uzuvlarının yıkanıp veyahut da meshedilmesinde peyderpey davranılması, peş peşe yapılmasıdır. Bu abdest uzuvlarının yıkanmasında veyahut da meshedilmesi gereken yerlerde meshinde zaman süresi, aralığı fazla olmamalıdır. Yani yüzü kişi yıkadı, aradan 5 dakika geçti, sağ kolunu yıkadı, sol kolunu yıkadı. Bu olmaz. Yüzünü yıkadıktan hemen sonra kollarını yıkamaya başlaması lazımdır. Hemen sonra. Fazla bir aralık vermemesi gerekir. Örneğin kişi yüzünü yıkadı, bir telefon geldi, gitti telefona baktı, 5-10 dakika konuştu, daha sonra geldi, yüzünü nasıl olsa yıkamıştır, sağ kolunu ve sol kolunu yıkamaya başlar. Böyle yaparsa abdesti bozulur, abdesti batıldır. Çünkü arada bir zaman vardır, zaman da fazladır, peş peşe yaptı denilmiyor. Denilmediği için de bunun abdesti bozulur ve abdesti batıldır. Meslerde de aynı şekildedir. Örneğin kişi yüzünü yıkar, kollarını yıkar ve başına mes vermek istiyor. Başına da mesini verdi. Şimdi
ayaklarına mest verecektir. Örneğin ayağında çorap vardır ve bir yere oturması gerekiyor. Oturabilir ve çorabını da çıkartabilir. Bu zaman uzun bir zaman değildir. Yani çorabını çıkarmak için beklemesi, daha doğrusu o çorabını çıkarma zamanı uzun bir zaman olmadığı için çorabını çıkartıp mes verebilir. Hatta bir yere oturmak için birkaç adım gidebilir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Ama bunu fazla geciktirmemesi gerekir. Örneğin kişi mutfakta, farz-ı misal mutfakta, pardon banyoda veya da lavaboda, nerede olursa abdestini aldı. Farz-ı misal gidip örneğin balkona çıkacaktır. Balkonda ayağına mes verecektir. Eğer balkonu çok uzak değilse, böyle bir 10-12 adımsa sıkıntı değildir. Ama kişi gider balkona, balkondan sandalye bulamaz, gelir salondan bir de sandalye alır, dışarıya çıkar, biri geçer ona bir selam verir, bir hal hatır sorur, daha sonra oturur ayaklarına mes verirse bu olmaz. Bu sakıncalıdır. Çünkü çok zaman harcadı. Çok zaman harcandığı için de bu olmaz. Ama mutfakta, banyoda abdest almıştır, gelip hemen oturup salonda veyahut da oturma odasında ayağına mes verecektir. Bunun fazla bir sakıncası yoktur. Tabii ki bu yani zaman, belli bir zaman tayin edilmemiştir. Örneğin 2 dakika içinde alacak mes vereceksin veyahut da 5 adımı geçmeyeceksin. Belli bir zaman sınırlaması yapılmamıştır. Bu zaman halkın bakış açısına bırakılmıştır. Yani senin abdestinle mes verme zamanın, böyle insan baktığı zaman uzun bir süre midir, değil midir? Genelde insanlar buna karar verebiliyor. Evet, çok zaman geçiriyorsun, bu olmaz denilebilirse evet o olmaz. Ama yok, böyle bir durum yok ise, yani çok zaman geçirmiyor, abdestten hemen sonra gelip ayağına mes veriyorsa ve bu da makul karşılanabilecek bir süre ise bunda sakınca yoktur. Bunun tayini halka bırakılmıştır. İnsanların bakış açısına bırakılmıştır. Tabii insanların bakış açısına da bırakılmış derken, bu işleri biraz anlayan insanların bakış açısına bırakılmıştır. Yani hiç abdestten anlamayan, abdest almayan kişilerin bakış açısına bırakılmaz bunlar. Bakış açısına bırakılmaz. Biraz daha böyle dinden, şeriattan anlayan insanların bakış açısına bırakılmıştır. Abdestte kişi kendisi bütün işlerini yapmalıdır. Yani kişinin kendisi abdest almalıdır. Mazereti olmadığı müddetçe abdesti başkasına aldıramaz kişi. Kendisi bizzat abdestini almalıdır. Örneğin biri para verip de gel benim kollarımı yıka, yüzümü yıka, ayaklarıma mes ver diyemez. Kişinin kendisi o güce sahipse ibadeti kendisi yerine getirmelidir. Abdesti kendisi almalıdır. Suyu kendisi dökmelidir. Ama eğer gücü yetmiyorsa, mazereti var ise evet, başkası ona abdest aldırabilir, bir sakıncası yoktur. Örneğin kişi yataktadır. Elini, kolunu, yüzünü kendisi yıkayabiliyor. Başına kendisi mes verebiliyor. Ama ayaklarına kişi mes veremiyor. Yani örneğin belinde bir sıkıntı vardır, alçı vardır veyahut da bir sıkıntı vardır ki ayaklarına kadar eğilip de mes veremiyor. Burada biri gelip
bunun elindeki suyu alıp, yani daha doğrusu elinde ne kadar su varsa, kişi ıslaklık varsa kendi eline, o başkası mes verecek kişi o ıslaklığı kendi eline vurur ve kişinin ayaklarına mes verir. Eğer kişiyi kendisi ayaklarını eğilemiyor ama birisi onu elini götürebiliyorsa ayaklarına, evet, kişinin kendi elini götürüp ayaklarına mes verdirmelidir. Ama yok, bunu yapamıyorsa, yani kişinin omurgası buna müsaade etmiyorsa, eli ayaklarına ulaşamayacaksa, bu defa o başkası ne yapar? Kişinin elindeki suyu, ıslaklığı alır ve o kişinin ayağına mes verir. Dediğim gibi, kişi eğer hiçbir şey yapamıyorsa, bir başkası tamamen önen kişinin yüzünü yıkar, kollarını tertiple, sırayla yıkar. Eline, ayağına da meslerini verir. Eğer kişinin elini hareket ettirebiliyor, kişinin kendi eliyle bunları yaptırabiliyorsa, kişinin kendi elini tutup bunları yaptıracaktır. Yok, bu imkan da yoksa birisi onun abdestini aldırabilir. Ama bu dediğimiz gibi mazereti olduğunda ancak olabilir. Mazereti yoksa kesinlikle bunu yapamaz. Ve abdest suyunun da kişiye zarar vermemesi gerekir. Ki inşallah teyemmüm konusunda da bunu işleyeceğiz. Kişiye eğer abdest suyu zarar verirse kesinlikle suyla abdest almamalıdır. Teyemmüm almalıdır. Ve önen ayağına su zarar veriyorsa bu kişi yüzünü yıkamalıdır, kollarını yıkamalıdır, başına mes vermelidir. O zarar vermeyen ayağına mes vermelidir. Zarar gelebilecek, yara olabilecek ayağa sadece mes vermemelidir örneğin. Ve onun da, inşallah geleceğiz bu konulara, ayağının bir bölümü örneğin yara ise, baş parmak bölümü örneğin yara ise, ayağının diğer kısmına mes vermelidir. Ve kişiye su tamamen zararlı ise, bunu da bile bile abdest alırsa abdesti de batıldır. Neden batıldır? Çünkü Allah'ın emrine itaat etmediği için batıldır. Abdest alıyor kişi ama abdeste Allah'ın emrine itaat etmek gerekir. Allah kendimize zarar vermememizi bizden istemiştir. Kişi de kendisine zarar geleceğini bile bile abdest alırsa, ben bu acıya dayanacağım deyip de örneğin farz-ı misal zarar görmesine rağmen abdest alırsa, Allah'ın emrine karşı çıktığı için abdesti batıldır, abdesti geçersizdir. Teyemmüm edilmesi gereken yerde teyemmüm etmeliyiz. Yıkanması gereken yerde de yıkanmalıyız. Birbirinin yerini kollamaz isek ibadeti batıl ederiz. Yani teyemmüm edilmemesi gereken yerde teyemmüm edersense de teyemmümün batıldır. Teyemmüm edilmesi gereken yerde normal abdest alırsansa da abdestin batıldır. Bizler kuluz. Kul Allah'ın emir ve yasaklarına bakmalıdır. O nasıl emrediyorsa onu öyle yapmalıyız. Kendi akıl ve mantık çerçevemize bunu sokmamamız gerekmektedir. Buna kulluk denilir. Buna Mevla ile kul arasındaki ilişki denilir. Buna itaat etmek denilir. Buna sevgi denilir. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.